Bana da benzer yorumlar geliyor ama ben de senin takvimini takip ettiğimde başım dönüyor. Çok yoğun çalışıyorsun, aynen, değil mi? Yani ben bana soruyorlar niye? Ben üretmekten keyif alıyorum. Beni de dinç tutuyor. Ve farklı şeyler yapmak, senin de çünkü öyle. Hani ben farklı projeleri bazen düşünüyorum, acaba bu büyük müşterilerin bir tanesini kurumsala bağlasam mı diye. Sonra biliyorum ki asla dayanamam. Mutlu olmazsın. Hareket etmem lazım. Sen de öylesin değil mi? Kesinlikle. Bir kere benim dönüp dolaşım geleceğim yer İstanbul. Kürtçü dükkanım burası. Tamam. Evimde olmaktan, Rumeli'sinde yaşamaktan çok keyif alıyorum. Ama benim gezmem lazım kendimi zenginleştirmek için. Aynı zamanda bu zenginliği, manevi zenginlikten bahsediyorum tabii ki, insanlara yansıtmam lazım ki onların hayatına da renk katayım. Yani bu bir tutku. Tutku olmazsa bu iş olmuyor. Çünkü başta sonuçta... Her iş tutku olmalı. Evet, benim yani düşünmem gereken bir çocuğum, bir ailem yok. Kendi mevcut imkanlarımla hayatımın kalan kısmını idame ettirebilirim. Ama olay bununla ibaret değil. Yani olay paylaşmak. Çünkü paylaştıkça zenginleştiğimize inanıyorum. Tabii. Ve yeni yerler keşfettikçe vizyonumun, ufkumun daha genişlediğine inanıyorum. Dolayısıyla da bu beni çok heyecanlandırıyor ve ben hep insanlara şunu söylüyorum. Bir şehri keşfetmenin en güzel yolu sokaklarında kaybolmaktır. Doğru. Ben de dünyanın sokaklarında kayboldukça çok mutlu oluyorum, çok keyif alıyorum ve yukarıya bakıp şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum diye. Çünkü gençlere en büyük tavsiyem şu, lütfen sevdiğiniz işi yapın. Annenizin, babanızın, konunuzun, komşunuzun istediği işi yapmayın. İkimizin ortak bir arkadaşı var, Leyla Alaton. Leyla'nın çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki el alem mafyası. Lütfen arkadaşlar el alem mafyasının kurbanı olmayın ya. Bu sizin hayatınız. Çok doğru. Biz hep başkaları için yaşıyoruz. Bak bir keresinde ne oldu biliyor musun Moşe? Rehberliğe ilk başladığım yıllar. Bir Amerikalı bana dedi ki siz Türkler dedi niye dedi sadece kahverengi, lacivert ve siyah giyiyorsunuz. O güne kadar hiç sorgulamadım bunları. Gerçekten de biz aman millet ne der, aman erkeksin pembe giyme, işte yavru ağzı giyme, kırmızı giyme, yanlış anlaşılır falan. Niye yanlış anlaşılsın? O onların problemi, benim problemim değil ki ben kırmızı giyiyorum diye o yanlış anlıyorsa. O yüzden de ben mümkün olduğu kadar, tabii ki toplumun belli normları var, onlara uymamız gerekiyor. Ama kendi dünyamda maskesiz olmaya çalışıyorum ve dostlarımı da ona göre öyle süzdüm yılların çerçevesinde. Çünkü biliyorsun 40'tan sonra insan eksiltme dönemine geliyoruz. Benim süzgeçim sıklaşmaya başladı. Aynen öyle. Hepimizin süzgeçleri ve az ama öz dost istiyoruz ve sırtımızı dayayabileceğimiz. Yani aman bunu söylersem ileride aleyhime delil olarak kullanır mı, bir şey yapar mı falan filan demeyeceğimiz dostlar olması lazım. O dostları bulduğumuzda da o ortamlarda maskelerimizden arınıyoruz. Çünkü hepimiz Shakespearevari hayatlar yaşıyoruz. Hani o diyor ya, dünya büyük bir sahne, bizler de iyisiyle kötüsüyle oyuncularız. Ben en azından orada oynamak istemiyorum. Ya da kendi senaryomu kendim yazmak istiyorum. Kimsem o olayım dostumun yanında istiyorum. İşte ben de bunu duysunlar istedim bugün. Demek ki şimdi dedim ki ben bu adam geldiğinde ben onu nasıl manipüle edeceğim de bunları ortaya çıkartacağım. Çünkü seni o bahsettiğin sahnede gören insanlar dediğim gibi bizim kültüre ters düştüğü için. Yani bizim kültüre yaptığımız işten kendimizden bahsetmek ve bundan övünmek, bunu alkışlanır bir hale sokmak dışarıdan yapay olarak algılanıyor. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun böyle olmadığını hissetsinler istedim. Başardım. Ne kadar daha da güzel. Vaktimiz var. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şimdi bahsettin biraz önce kültürün dayatılmasından, bize önerdiklerinden, bizi kutuyu sıkıştırmasından gençler bunu hala yaşıyorlar. Evet, roller biçiliyor bize. Evet. O rollerin dışına çıksınlar ya. Yani ya da rolleri kendileri seçsinler. Niye seni yerine annen, baban, komşun seçiyor o rolü? Evet, şimdi sen gerçekten şimdi hala Kızılcık Şerbeti falan gibi televizyon seyretmiyorum dedin ama duymuşsundur. Evet, duyuyorum ister istemez toplumda yaşayınca. Duyuyorsun, öyle hala ötekileştirmeler ve kutuplaşmalar var. Sana başka bir şey soracağım. Sen Türkiye'yi temsil etmekten de dışarıda çok büyük övünç duyuyorsun diye kesinlikle düşünüyorum. Değil mi? Kesinlikle. Yani o da senin misyonlarından biri oluyor artık. Aynen öyle. Bunu her anlamda yapıyorum. Kitaplarımla da yapıyorum. Çünkü İngilizce kitaplarım da var çok sayıda. Aynı zamanda konuşmacı olarak da gidiyorum etkinliklere. Mesela geçenlerde dünyanın en iyi otellerinden biri beni davet etti. İstanbul üzerine bir konuşma yapmam için. Evet. Fakat benden önceki hafta Tilda Swinton gelmiş. Yani çıta çok yüksek. Benden sonra
sonra bilmiyorum. Ama düştüğümü. Biraz soğuktur Allah'tan. Evet, belki oradan kurtardım. Bu bana çok büyük bir keyif verdi. Önce bu 1964 yapımı meşhur Topkapı filmi vardı. Hı-hı. Peter Ustinov'la Melanie Mercury'nin oynadığı kült film. Onu seyrettik. Ardından da ben bir slide gösterisi eşliğinde onlara İstanbul'un ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu anlattım. Ya çok ilginç Moşe. Bak bu kadar ünlü isim gezdirdim. 150'den Hı-hı. fazla önemli isim var. Bütün Hı-hı. Martha Stewart'lar, Hı-hı. İtalyan Cumhurbaşkanı, bütün Calvin Klein'ler hepsi misafirim oldu. Oprah Winfrey'ler dünyanın en güçlü insanı seçilmiş bir başka kişi Mehmet Öz. Hepsini gezdirdim. Ve söylemek istediğim şu var. Ben onlara İstanbul'u anlattıkça kendimi ülkenin bir iyi niyet elçisi olarak görüyorum. Biz aslında profesyonel rehberler olarak ilk karşılaştıkları kişileriz. Yani biz ülkeyi anlatıyoruz. Tabii. Biz iyi anlatırsak onlar da iyi anlıyorlar. İntibah. İlk intibahlar da çok önemli. Ve ben her seferinde şunu söylüyorum. Ben dünyanın en şanslı insanıyım. Çünkü ben dünyanın en güzel şehrinde yaşıyorum. Bu bana bahşedildi. Bu bir lütuf diyorum. Ve bunu çok gerçekten yürekten hissederek söylüyorum. Evet. Yani tabii ki bu şehirde çok büyük zorluklar var. Hiç kolay bir şehir değil İstanbul'da yaşamak. İnsan kirliliği var, beyinsel kirlilikten bahsediyorum. Evet. Ondan sonra hava kirliliği var, trafik kirliliği var. Bir kere istihap haddini aşmış bir şehir. Keşke Sydney gibi biz de böyle 4 milyonda kalabilseydik ve yatay mimariyle büyüyebilseydik. Muhteşem bir şehir olacaktı ama mevcutlarda bile İstanbul çok güzel. Çünkü 8500 yıllık bir tarihe sahip ve şehir hala direniyor. Biz yani şehri mahvetmeye çalışıyoruz. Şehir hala direniyor. Yani bana şey gibi geliyor. Hani böyle eski İstanbul hanımefendisi vardır aynen, ya. Aynen, bu şartlara uyum sağlamaya çalışır. Hani o kıyafeti biraz eprimiştir. Dekadans olur biraz. Ama öyle. Sen hala ondaki zarafeti, o güzelliği, zarafeti, o zarafeti, o bilgeliği hepsini görürsün. Ben işte İstanbul hanımefendisi olarak görüyorum bu şehri. Ben de öyle ona benzer şeyler söylemiştim de bu şehirle ilgili. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz önce dedin ya dünyada Türkiye'yi tanıtmak ister istemez senin misyonlarından biri oldu. Şimdi geçenlerde bir şey oldu diye söylüyorum. Hayranlar durmuyorlar. Alo sosyete. Sosyete sohbetimiz var. Kusura bak. Sohbetleriyle konuşuyor. Yok, ilk defa açık unuttum. Kaç bölümdür önemli değil. Ama boşver ya ben kaptım. Arada öyle devam etsin. Doğallığı hiçbir şekilde bozmuyoruz. Gelemeyeceğim. Evet. Şöyle diyeyim. Geçenlerde duymuşsundur haberlerde. İşte bizim kültürümüzde gerçekten bazı zorluklar var. Dünyanın bir sürü yerinde var. Bence ilelebette vardı. Şimdi sosyal medya yüzünden daha çok duyuyoruz. Televizyon veyahut da diğer kanallardan. Cannes'da biliyorsun Merve Dizdar çok güzel bir ödül duydum. Aldı. Ben de çok gurur duydum. Konuşmasının sonucunda yine ülke her zaman gibi Fenerbahçe, Galatasaray gibi ikiye ayrıldı. Evet. Senin görüşün nedir diye seni böyle şeye sokmayacağım, ışık altına sokmayacağım ama yani bir şeyden bahsetmek, sosyal bir problemden bahsetmek, ülkeyi kötülemek mi? Değil. Değil. Hı-hı. Aynı fikir. Tam tersi gerçekleri göstermek ve ben öncelikle Merve Dizdar'ı tebrik etmek istiyorum. Fakat bir ufak eleştiride bulunacağım. Bizim oyuncularımız maalesef global olamıyorlar. Çünkü lisan o engelleri ayrı. Var. Keşke o konuşmayı İngilizce yapsaydı, çalışıp hazırlanıp en azından daha fazla insana ulaşabilme şansı olurdu. Ve onun yollarını da kanallarını da açardı başka yapımlar için. Evet. Mesela geçenlerde çok ünlü bir dizi oyuncusu kızcağız. Milyonlarca takipçisi var. Kıyafetin nereden diyor anlamıyor bile. Evet. Thank you, thank you diyor. Yani gördüm çok üzüldüm. Yani lisan çok büyük bir engel, çok büyük bir bariyer. O yüzden de belki İngilizce konuşsaydı o dertlerini de çok daha iyi anlatabilecekti. Ve hem derdini anlatacaktı hem de doğru kulağa gidecekti. Kesinlikle. Belki de. Ben onu geçen bölümümüzde de senin de tanıdığın Berna ile ki Berna bu işin duayeni pazarlamanı. Onun için korka korka sorularımı sordum. Çok da keyifli geçti. Aynen bugün olduğu gibi. Orada da gençlere dedim. Yani lisan çok
çok çok önemli. Aynen. Yani bir İngilizceyi öğrenmek artık maalesef ki şart. Ya İngilizce zaten bir avantaj değil, bilmen gerekiyor. Evet, evet. İngilizce dışında neler biliyorsun? Mesela Çince biliyorsan. Ya ben mesela bugünkü aklım olsaydı, ben işte İngilizceden sonra Almanca öğrendim, Fransızca, İngilizce, pardon İtalyanca ve İspanyolca öğrendim. Bugünkü aklım olsa sadece İspanyolca öğrenirdim. İyi bir şekilde. Çünkü dünyada o kadar çok Hispanik var ki, Latin Amerika, Brezilya hariç komple İspanyolca konuşuyor. Bugün Hispanik nüfus, yani Latin Amerika kökenlilerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nüfusu %20'lerin üzerinde. O yüzden de İspanyolcanın çok daha önemli bir dil olduğunu düşünüyorum. Mesela Arapça çok bilmek isterdim. Çünkü Arapça Türkçeyi de daha iyi anlamana sebep oluyor ve çok büyük bir coğrafyada konuşuluyor. Latince bilmek isterdim. Mesela ben lisedeyken Latince okuyanlara anlamsız gözlerle bakardım. Yani ölmüş bir dil, niye öğreniyorsun, ne yarar olacak? Halbuki hepsinin kökü. Ben dolayısıyla bütün o Latin kökenli dilleri, ki buna Germenik diller de dahil, yani bir Danca, bir Norveççe, bir İsveççe de dahil, çok daha iyi anlardım. İtalyancayı, Portekizceyi, Fransızcayı daha çok kolay öğrenirdim. Gördüğünüz üzere Saffet aşağı yukarı iki düzine dil öğrenmekten bahsediyor. Ben sizden tek bir şey rica edeceğim. İngilizceyi bir taneyle başlayın, ne olur. Gerçekten gerçekten çok çok önemli çocuklar. Yani dediğin çok doğru. Hani bir Haluk Bey hariç, yani doğru dürüst sahneye çıkıp Kerem Bürsün var, ama onun Kerem da çocukluğu yurt zaten dışında geçmiş, ama ailesinden kaynaklanıyor. Ama çok önemli. Gerçekten çok kıymetli oyuncularımız var. Doğru. Bunların dünya platformunda iki cümleyi bir araya sokamamaları çok büyük bir dezavantaj. Çünkü artık filmleri de ihraç ediyoruz deli gibi. Tabii dizilerimiz o kadar ediyoruz. Popüler ki bana çok komik. Geçenlerde Panama'ya gittim. Şoförümüz diyor ki, ah diyor, burada diyor bir dizi var diyor. Herkes onu seyrediyor. Benim de televizyonum yok ki, bilmiyorum. Ne dedim? İşte Sonsuz Aşk, Sonsuz Aşk. Allah Allah, Sonsuz Aşk neymiş bu? Meğerse Kara Sevda diye bir dizi varmış. Onlar Sonsuz Aşk diye çevirmişler. Kara Sevda. Şimdi aynı benzer bir şey benim başıma geldi. Biliyorsun kızım yurt dışında, Puerto Rico'da yaşıyor. Nişanlısı Fransız asıllı, Florida'da yaşayan bir aile. Çok da sofistike bir annesi var nişanlısının. İşte Miami'de eve gittik, oturduk bahçede, denize bakıyoruz, sohbet ediyoruz vesaire. Kadın bana birden, hani Türkçe falan da bilmiyor asla. Evet. Yani Fransız aksanı değil, İngilizce konuşan bir kadın diye tasvir edeyim sana, 80'lerinde. Bana şey dedi, kahapaha aşk dedi. Ve buzlar orada eridi. Biz yalnız dizi konuşuyoruz dünürümde artık. İnanmıyorum ya. Bir de Fatma Gül'ün suçu ne? Maddenin. Ay, ne suçu varsa o kızcağızın bütün herkes biliyor ya. Ya öyle. Peki ne kadar vaktimiz kaldı? Şu an 37. dakikadayız. Okey, süper. Bir 10-15 dakikamız tabii daha ki kaldı. Yazık, zavallı Moşe strese girdi. Çünkü ben Yerebatan Sarnıcı turuna yetişeceğim. Trafik yüzünden geç kaldım. Hepsi benim suçum. Hayır, hiç stresli değilim. Hiç stresli değilim. Senin geç kalmamanı istiyorum. Yoksa hiç stresli değilim. Eminim ben şu altını imzalayayım. Çocuklar da biliyor. Biz bunu inşallah pazar günü yayınlarız. Bir veyahut da iki bölümde iki pazar yayınlarız. Ben başımla eminim altına imza atıyorum. İnsanlar devamını isteyecek. Ay, ne kadar güzel. Ne kadar artık güzel. Onu yapabilirim. Ben koşarak gelirim bu güzel manzarayı ve senin harika sohbetine. Eksik olma. Şimdi bazı yine farklı şeyler sorayım istiyorum. İnsanların merak ettiği bütün yalanları, doğruları konuştuk. Artık kendinizle kameraya geçiyordur. Ne kadar samimi ve gerçekten içten ve de otantik olduğunu hissetmişsinizdir. Saffet bugün eminim zamanın yok, ama zamanın olsa keyif için bir seyahat etsen, gördüğün nereye gitmek isterdin? Daha önce gördüm. Daha önce gördüm. Bak mesela Avustralya'ya giderim, Yeni Zelanda'ya giderim, Norveç fiyortlarına giderim. Neden Avustralya ve Yeni Zelanda? Çünkü benim de Avustralya en tepede. Yani ben bir ara hakikaten yaşamak istedim. Çok ama uzak zamanlaması ama zordu. Doğru değildi.
Ben neden istiyorum biliyor musun? Bir kere ben İstanbul'a benzeyen şehirleri seviyorum. Evet. San Francisco gibi, Rio gibi, Buenos Aires gibi. Sydney İstanbul'a çok benziyor. Hı-hı. Sydney Körfezi, evet. Aman Allah'ım ne kadar muhteşem bir şehir. Bir de insanlar çok güzel. İnsanlar. Gerçi bu bazen problemlere sebep oluyor. Mesela en son Bondi Beach diye onların meşhur, hı-hı, bir plajı var. Oraya gittik ve biz denize girmeyi reddettik. Neden? Bütün o kızlar böyle dergi kapaklarından fırlamış gibi, adamlar vücut yapmış falan, heykel gibi. Biz bir kendimize baktık, bir onlara baktık ve onlar on binlerce yani. Hani nasıl savaşırsın Moşe? Gözü bakmamak, evet, mümkün değil. Aynen öyle. O yüzden de reddediyoruz. Bu kadar görmek yeterli deyip koşar adımlarla uzaklaştık. Evet. Bir kere ülke çok güzel. İnsanlar çok güzel. Çok barışçıl insanlar. Evet. Bir bizim Gelibolu dışında savaş mavaş görmüşler. Biliyorsun İngilizler bunları gemilere, evet, toplamışlar. Dünyayı görmek için büyük fırsat deyip, evet, getirmişler. Çanakkale'de kendi askerleri ölmesin diye Anzak askerlerini ön plana son şey yapmışlar, itmişler. Yeni Zelanda'ya gelince İngiltere kadar bir ülkede sadece 5 milyon kişi yaşıyor. Düşünsene. İnsandan daha fazla koyun var. Ve onlar da Ankara koyunu biliyorsun. Çoğu insan fark etmez. Bilgi, evet, bilgi de veriyoruz. Sadece biz. Ankara'nın bağları yok. Ankara'nın koyunu da koyunu var. Ve biz yıllarca 80'lerde hatırlıyor musun? Angora kazak giydik. Angora kazak neydi? Ankara keçisinin yününden yapılan kazaktı. Ama hiç bilmedik çünkü. İlkini aldığımızda, evet, nasıl heyecanlanmıştık. Böyle baklava dilimli falan rengarenk kazaklarımız vardı. Orada doğa olağanüstü güzel. İnanın. Yani o Fiordland dedikleri bölge, ondan sonra Christchurch, Wellington, Auckland, evet, muhteşem inanılmaz bir yer. Ben belki çok kalabalık sevmiyorum. Ondan, hmm, da bana çok cazip geldi. Yani İstanbul'da insanlar üzerine üzerine geliyor. Orada da insan göremiyorsun. Yani çiftliklerde yaşıyorlar. İnsanlar çok yalnız hayatlar sürüyorlar. Hani o da fazla asosyal bir şey. Ama bizimki de fazla sosyal bir durum. Yeni Zelanda'da öyle bir durum var. Yine kızım diyeceğim. Çünkü o da senin gibi İngilizce'de bir laf vardır. Wanderlust diye. Tamam. Yani o şey merak ve keşif tozunu yutmuş insanlardan o da. Hı-hı. 6 ayda. Season traveler da derler. 6 ayda New Zealand'da yaşadı. Onun sayesinde gidip görmüştüm. Ne kadar güzel. Ben de gerçekten çok etkilendim doğadan. Ama aynı şeyleri düşünürüz. Öbür tarafta da insanlardan çok etkilendim. Hı-hı. Yani Avustralya'da gerçekten bana medeniyet ve yeni dünya gibi geldi. Amerika'da yaşadığım halde Amerika'yı yeni dünya derler ama Amerika'nın, doğru, sosyal manada bence çok eksikleri var. Öbür taraftaki mutluluk, adamların hepsi 5'li poydus edip bira içiyorlar. Ne güzel ya. Değil mi Avustralya'da öyle, aynen, yani Melbourne'de öyleydi. Ve imkanlar çok fazla. O kadar güzel yerler var ki o Darling Harbour civarı, muhteşem Sydney'de. Yani deniz kenarında bir kere denize girebiliyorsun. Aynı bizim 80'lere kadar İstanbul'da, aynen, denize girmemiz gibi. Aynen, yani, evden bak, çıkıyorsun, işten, evet, çıkıyorsun. Evet, insanlar direkt plaja, evet, gidiyor. Şöyle söyleyeyim, 80'lere kadar Çınarcık, Yalova, Silivri, Gümüşyaka, Kumburgaz, Selimpaşa. Tabii. Bunlar yazlık yerlerdi. Tabii. Bir saatlik Erdek mesafelere giderdik. Evet, şehir, evet, bu kadar kalabalık değildi. Trafik bu kadar kötü değildi. Erdek, evet, keza, evet, öyle. Altınoluk falan. Ne oldu? Biz denizleri kirlettikçe daha uzaklara gitmeye başladık. Hiç aldırmadık ya. Bir dakika, denizi kirletiyoruz. Burada bu duruyor. Denizi temizleyelim. Burada denize girmek varken benim çocukluğum Kandilli'de geçti. Biz Kandilli'den devamlı denize girerdik. Şimdi ise seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Evet. Böyle olmaması lazım. Değerlerimize sahip çıkmak çok önemli. Ben hala bebekte atlıyorum suya. Çünkü şey gibi değil. Avustralya gibi değil. Herkes bana benziyor. Orada hiç süper model yok. Hatta şey diyordum ben, Rana'yı bilirsin. Biliyorum. Rana ve Rana'yla siz zaten Ocak'ta falan da giriyorsunuz. Doğru, yani çılgınlar grubu var diyorum ya. Ben çılgınları seviyorum. İşte grubun arkadaşlarıma bakın. Rana, Korgül, Moşe, Alyon. Yok, Fahri üyesiyim ben. Her daim gitmiyorum ama şöyle diyeyim sana. Eskiden o sahilden giderken şey derdik. Amcalara bak, ne güzel denize giriyorlar, evet, yaşa. Şimdi geçen gün dedim ki, ben bunlarla aynı yaştayım artık. Kendimizi hiç öyle görmüyoruz ki. Eskiden. Peki, şimdi sizin için çalışıyorum. Son 5 dakikada. Avustralya'ya gidilecek, Nizelanda'ya, tamam, gidilecek. İsviçre'de otel, çok güzel. Otel. Ay, otel, müthiş otel. Bir otel. Söyleyeceğim. Bir otel. 3 tane söylüyorum. Tamam. Bir tanesi Rescio. Kesinlikle Rescio. Tamam. Umbria ile Toskana sınırında bir kale düşün. 1100 yıllık.
36 tane oda var ama hepsi çok güzel. Yakında gittin sen yakında ona. Gittim. Gördüm. Evet. Gördüm. Böyle gerçekten çok şey. Çok özel dostlarım var. Mine Kalpakçıoğlu gibi, Siren Erkan gibi. Onlardan çok güzel adresleri öğreniyorum. Ve Roma'ya 2-2,5 saat mesafede burası. 15 milyon metrekarenin içinde yer alıyor. Yemyeşil bir doğada. Yakında çok güzel yerler var. Perugia var, Assisi var, Montepulciano falan var. Oralara gidebiliyorsun ama zaten otelden çıkmak istemiyorsun. Otelin özelliği dolce far niente. Evet, evet. Hiçbir şey yapma lazım. Evet, hiçbir şey yapmamanın evet, tatlılığı. Aynen öyle. Hatta ben ona şey diyorum. Hiçbir şey yapmak. Evet. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapıyorum. Ama şimdi ben de onu eskiden de bu sohbet benim aile içinde geçerdi. Şöyle bir şeyim var. Ben hani pahalı şeyler peşinde olmamakla birlikte seyahatte kısma taraftarı olmayan biri oldum her daim. Yani hani 5 seyahate gideceksem bir taneye gideyim ama daha iyi bir yerde kalayım. Şimdi öyle bir otelde kalıp da dışarıya niye gideyim belki? Değil mi? Ya evimdekinin üstünde bir standart olursa memnun olurum. Onu bir görmek isterim gibi. Peki. Dur iki tane otel. Daha otel söyleyeceğim. Bir tanesi ikinci Borgo Egnazia. Egnazia diye yazılıyor. O da İtalya'da. Puglia bölgesinde, bu topuğun çizme kısmında. Madonna'nın falan yaş günü partilerini yaptığı, işte Justin Timberlake miydi o adam? Evet. Onun evlendiği yer falan. Böyle geceliğin binlerce mum yanıyor etrafta. Zaten mimarisi bir acayip. Mimarisi olağanüstü güzel. Bir de Borgo Santo Pietro, o da Siena'ya 45 dakika. O da 1,5 milyon metrekarelik bir alan içerisinde. Sadece 20 tane villadan oluşuyor. George Clooney ile falan selamlaşabiliyorsun. Hi George falan deme imkanın var. Ben Amalcıyım. Ha sen karısı. Karısı daha akıllı geliyor. Kendisi de çok akıllı aslında. Politik babası yüzünden bazı söyleşilerini dinlemiştim. O da çok değerli birisi. Nespresso'nun kapağında görebiliyoruz Allah'tan. Ben Türkiye'deki Nespresso'nun marka yüzüyüm. Çok değerli. O yüzden onu da gördüm. Özdeşleştiriyorum. Benim George'dan neyim eksik? Ben de onun Türkiye versiyonuyum. Şurayı kapat. Nespresso makinem arka tarafta çünkü. Hadi burada ya. Başka makine var. Aa, inanmıyorum. Dur hemen örtelim. Nespresso en iyisi falan dermişiz. Arpaggio mor olan benim favorim. Saffet'in hasta olduğu günlerde ben resim çekip yollarım size. Hayır, süpersin. Ne diyeceğim? Peki, İstanbul'da keyif aldığın bir restoran. İstanbul'da keyif aldığım restoran. Ya İstanbul'da keyif aldığım çok restoran var. Ama son zamanlarda gittim. Mesela Galataport'ta Muutto diye göç anlamına geliyor Fince. Karakuş'un. Evet. Umut Karakuş'un restoranı. Çok başarılı buldum. Ondan sonra Divan Fuaye'ye gittim AKM'nin içinde. Gayet iyiydi. Ondan sonra Biz açıldı AKM'nin üstünde. Biz'e bayıldım ben. Evet. Yani bunlar yeni adresler. Evet. Ondan eskilerden. Sonra, eskilerden mesela Mikla'yı ben çok severim. Evet. Mikla güzel adresi. Mehmet. Four Seasons Sultan Ahmet'in hem ambiyansını severim hem restoranını severim. Sarnıç Restoran 1500 yıllık bir restoranda sana yemek yeme imkanı tanır. Evet. Yani İstanbul'da seçenekler gerçekten sonsuz ama mesela Boğaz kıyısındaki balıkçılara pek gitmiyorum. Çünkü balıkçılar böyle hani seni kazıklamaya hazır yerlermiş gibi geliyor. Hani ne yersen ye belli bir rakam garanti yani orada ödeyebileceğin. Öyle olduğunu ben de hissettim. Çünkü benim de öyle huylarım yoktur ama bir baktım insanları görüyorum gözümün kenarıyla iskonto istiyorlar. Hadi ya. Evet evet. Yani bine yuvarlayalım diyor mesela. Ha. Hayatımda aklıma gelmez iskonto istemiyor. Aklında olsun balıkçı, tamam. Evet, balıkçı da iskonto ya da başta soralım yüzde kaç iskonto yapacaksın ondan sonra şimdi benim Yahudiliğimi bağlamasınlar bu iskontoyu. Gözümün kenarıyla gördüm ben hiç yapmadım. Saffet'cim çok çok teşekkür ederim. Yani ben doyamam. Kimse de doyamaz. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Ya ben şunu sormak istiyorum. Bu kadar büyük renkleri tek bir bünyede toplamanı neye borçlusun? Her şeyi yapıyorsun. Evet, bir kere çok zevkli bir adamsın. Ürettiklerine bayılıyorum. Bu Moa adına da bayıldım. O büyük ada. Sana zaten hazır iki şeyim var. Hediyelerim de. Evet, hani evet. Kadar güzel. Ben tekrar geleyim her seferinde hediye veriyorsan. Zaten o garanti almak için veriyoruz. Evet gerçekten bu renkliliğine borçlusun. Ya renklilik bilmiyorum. Ya ben de İstanbul çocuğuyum. O senin bahsettiğin ve hepimizin özlediği biraz azalan mozaikte büyüdüm. Hı-hı. Yani azınlıktım ama çok
hiç azınlık olmayan çok ciddi bir okulda aslında okudum. Aslında azınlık olmak çokluğu getiriyor beraberinde. Evet, evet, çok evet. Kültürlülüğü yani getiriyor. Yani niye onun altını çiziyorum? Hayat boyu çizmedim yurt dışında vesaire. Türkiye'ye geldikten sonra bu mozaiğin eksilmesi yüzünden. Evet. Şimdi hani bir parça başka bir kültürlü bir eve doğuyorsun. Doğru. Büyük anne, büyük baba, iki taraf arasında bile korkunç fark vardı. Bir taraf daha entelektüel, bir taraf değil. Bir taraf daha böyle bir, nasıl diyeyim sana, Selanik'ten göçmen bir aile. Daha mütevazi ama çok daha sofra etrafında, yemek etrafında dönen hayatlar. Hı hı. Öbür tarafta eczacı büyük bir baba, o daha işte o zamanın eczacısı, yemiş eczanesi Eminönü'nde gerçekten hani doktor sayılacak kıvamda başka bilgili bir ev. Öbür taraftan baba daha böyle rakı sofrası seven bir adamcağız. Hani Büyükada, Nişantaşı vesaire o üçgen dediğim tamam. Ki çok kısıtlı olabilirdi. Oradan birdenbire Galatasaray'a gidince orada bambaşka bir renk. Anadolu'dan gelen her çocukla, mesela tamam. Okan Bayülgen sınıf arkadaşım, deli deli adamlarla okumak. Birden 19 yaşında hiç fazla düşünmeden İtalya'ya gidecekken Amerika'ya gitmek, hı hı. Orada var olmaya çalışmak, seninle orada da bir ortak tarafımız var. Benden de babamın ısrar etmediği ama gönlünden geçen dönüp işte kumaş, tekstil, Eminönü, Sultanahmet gibi bir düzene girmemenin verdiği bir şeyler. Fransız kültürünü okulda alıp orada bir de Amerikan kültürünü almak. Martha Stewart dedin diye söylüyorum. Belki bunu bilmezsin. Ben modayı okudum, moda yaptım, bıraktım. Çünkü o dünya bana göre değildi. Davete soyundum. Davete niye soyundum? İşte Westport, Connecticut'ta arkadaşlarımı evde ağırladığımda alkış gelmeye başladı. Sen niye böyle bir şeye soyunmuyorsun? Kurumsala davet yapmıyorsun. Martha Stewart'ın Empire yani imparatorluğunu kurduğu kasabadaydım. Bir Marta'yla çalıştım. Yani müşterimdi bir ara. Çok iyi. Onun çekimlerinin öğle yemeklerini yapıyorduk. Tamam. Ve orada Father of the Bride filmi vardı. Tamam. İşte düğünler, filmler öyle ilerledi. Sonra Türkiye'ye girdi. Biraz cesaret. Bir tarafı ebeveyn olmak, çocuklar sana bazı dersler öğretiyor evet. Hayatta. Bir de ben şeye de çok inanıyorum ya Moşe. Aslında hepimiz bir doğayla geliyoruz. Ve mutlaka. O insanın doğasını değiştiremiyorsun. Gusto, sadece törpüleyebiliyorsun. Gusto olayı biraz öyle. Hı-hı. Yani bunu övünerek söylemiyorum. Analiz ederek geriye bakıp söylüyorum. Yani ben küçükken moda çiziyordum. Yani daha elim kapışın. Herkes ev, ağaç, işte köpek tamam. Çizerken. Ben hani fashion figürü kendimce çizmeyi. Yani gözüm her zaman tekstile yatkındı, renklere yatkındı. Bilmiyorum, ondan sonra felsefem oldu son birkaç hı-hı. Senede. Ne oldu felsefem? Çünkü ben biliyorsun seremoniyle başladım Türkiye macerama, İrem Yargıcı'yla. Biliyorum. Ama oradan ayrıldıktan sonra hissettim. Pandemiyle insanların güzel şeyleri duymaya, yaşamaya, hissetmeye ve pozitif olmaya ihtiyacı ortaya çıktı. Aynen. Sen de aynen. Sen nasıl diyorsun? Ben dünyayı onların ayaklarına getirmeye çalışıyorum. Hı-hı. Ben de sabah bir mum yakın diyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben çok keyifli okuyorum senin Instagram hesabını. Bir de Instagram bize bambaşka şeyler açıyor. Yani hem orada ben takipçi kelimesini hı-hı. sevmiyorum. Evet. Ben sosyal medya ailem diyorum. Aynen, o ailemle bir sohbetimiz oluyor. Yorumlar aracılığıyla, hı-hı. DM aracılığıyla. Artı benim her şeyime ulaşabiliyorlar. Mesela benim asistanımın telefonu da orada. Evet. Ondan sonra bu Linktree diye bir şey var. Evet, evet. Her şeyi toplayabiliyorsun. Yani mesela Instagram'da profilimdeki linke tıkladığında benim turlarıma, kitaplarıma, televizyon programlarıma, evet. Gönderi adresime kadar her şeyime ulaşabiliyorsun. Bu aplikasyonlarıma direkt tek bir tuşla indirebiliyorsun. Evet. Mesela bu deprem zamanı bir kampanya başlattım, evet. Umut Baharı diye. Bir milyondan fazla parayı tek başıma topladım. Evet. Bu bireysel bir çok kampanya önemli. İçin çok evet. Önemliydi ama burada en büyük katkıyı da ben yaptım. Çünkü şeyi de sevmiyorum Moşe. Verin, verin, verin. Önce sen vereceksin ver, ki tabii. Ondan sonra insanlardan aynen. İsteyeceksin. Aynen o çerçevede mesela sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsun. Senin o insanlarla sanki yüz yüzeymişsin gibi sohbetlerine bayılıyorum. Öyle bir oluyor. Tek tavsiyem var yalnız. Ne olur emoji kullan. Her 3-4 satırda
stabil emoji kullan. Çünkü insanlar uzun yazıyı okurken zorlanıyorlar. Ha, çünkü puntolar küçük. Evet. Ben muhakkak emoji kullanıyorum. Böylelikle yazıyı böldüğüm için okuması daha kolay hale geliyor. Tamam, ben yarından itibaren emoji kullanıyorum. Ve bunu Saffet bile bir tavsiye ettiği için sizi duydunuz. Altına ona kredi veriyorum. Her teypte de var artık. Benim de en korktuğum şeylerden birini biliyor musun? Hani ben onu mesela Saffet yapıyor diye yapmam. Sen söyledin diye izin almış hissediyorum. Ne kadar güzel ya. Hayır, harikası. Hayır, çünkü o copy paste olayı benim dünyamda çok. Ne kadar güzel. Tamam, Saffet'ten izin aldık. Emoji kullanıyoruz. Emoji'min ne olduğunu da birazdan karar vereceğim. Red Bull'un olmaz kullandığı bir marka. Konuya göre mesela şeyi anlatıyorsun. Tarihi sarayları, saray emojisi de var. Onu da kullanabilirsin. Ben beyaz kalbi şeyle çok seviyorum. Beyaz kalbi ne kadar güzel. Ya bir de bunu podcast olarak da yayınlıyorsun değil mi? Çünkü sadece YouTube'da kalmasın. Yani... Çünkü insanlar mesela koşarken, arabada giderken podcast dinlemeyi çok seviyorlar. Şimdi ben, çok değerli yaptığın bu sağ olasın. YouTube çekimleri. Ben Milay'ın podcastine aşığım. Kendisine de aşığım. Dostum zaten, sen de orada oldun. Çocuklara ben bunu söyleyecektim. Ben şimdi iki gün önce, dün Bodrum'dan geldim. Bodrum'dayken yabancı bir podcast dinlemeye başladım. Adı şu anda gelmiyor aklıma. Daddy bilmem ne. Bir genç kadın çok agresif, sexual konuşuyor. Onu yapıyor ve ünlüleri alıyor. Fakat podcast yaptı çocuklar. İki tane koltukta, iki tane mikrofonla ve podcast'te, yani şeyde nedir? Spotify'da. Tamam. Podcast'i şey yaptığında görüntü de veriyor. Wow. Çıldırdım. Yani yeni işimiz bu, haberiniz olsun. İnanmıyorum. Emoji kullanıyoruz. Podcastlerimizi artık hem sesli hem görüntülü veriyoruz. Sen... Yani dijital dünyaya ayak uyduruyoruz arkadaşlar. Aynen, aynen. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili Moşe. Çok kıymetliydi. Gördüğünüz üzere kendileri sizin bizim gibi etten sütten. Halktan biriyim. Valla sosyetik değilim. Evet, ben bir kere geçenlerde ne yaptım biliyor musun? Bebekti. Takıldım yani. Trafik durdu. Evet. Taksi yok gece. Minibüse bindim. Minibüste story çektim. Bakın influencer değilim diye. Hepinizi öpüyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten hem bizler için ilham kaynağısın, hem ülke için ne bir güzel değersin. Hem şehrimiz için dediğin gibi bir elçisin. Ve dostum olduğun için de çok övünüyorum. Ben de çok övünüyorum. Kıymetlilerimden bir tanesisin. Eksik olma. Gençler, gördüğünüz üzere doktor, avukat, mühendis olmak zorunda değilsiniz. Bir tur rehberi olabilirsiniz. Bir yazar olabilirsiniz. Konu şurada bağlanıyor. Ne olacaksanız en iyisi olur. Aynen öyle. O zaman başarı da geliyor beraberinde. Hiç merak etmeyin. Yani ben rehber olduğum için seyahat yazarlığı geldi, kitaplar geldi, televizyon programları geldi, 38 tane ödül geldi. Yeter ki sevdiğiniz işi tutkuyla yapın. Şarkı bile söylüyor. Bugün geçmişimi boş ver güzelim. Bu da bir sonraki fragman olsun. Evet, gelecek bölümde Saffet Bey sahne alacak. Kışıma daha vakit var. Baharımda geldiğim. Ben o zaman gideyim, bir kostümümü değiştireyim. İkinci bölüm için hazırlanacağız. Bahar bu sene bir gün sürdü. Hepinizi öpüyorum. Çok teşekkürler. Ben de. Hoşçakalın.